John Kehoe. Bugün olumsuzluğun bilincimizden yok edilmesinden bahsedeceğim. Bilincimizin bahçesinde olumsuz düşünceler yabani otlardır ve gözetimsiz bırakılırsa ilhamlarımızı, mutlarımızı ve hayallerimizi bastırırlar. Olumsuzluğun bizim için bir amacı yoktur ve yine de yapıcı veya yıkıcı bir şey düşünmeniz zihninizde kesinlikle hiçbir fark yaratmaz. Akıl için önemli değil, bizim için çok önemli. Hayatlarımız için büyük bir fark yaratıyor. Başımıza gelenler konusunda büyük bir fark yaratır ama zihnimizde herhangi bir fark yaratmaz. Şimdi sizden ve zihninizden farklılarmış gibi bahsettiğime dikkat edin. Çünkü gerçekten öyle. Şimdi sizinle çok önemli bir şeyi paylaşacağım. Aslında sen aklın değilsin, tıpkı elin olmadığı gibi. Eliniz kim olduğunuzun bir parçasıdır ve siz ayağınız da değilsiniz. Çünkü ayağınız sadece kim olduğunuzun bir parçasıdır. Siz zihniniz de değilsiniz. Zihniniz sadece kim olduğunuzun bir parçasıdır. Gerçek siz değilsiniz. Bilinçli zihne verdiğim isimlerden biri de büyük aldatıcıdır. Bunu deme sebebim de zihnimizin bizi hep aldatması, sınırlandırması, bizi kandırmasıdır. Bize olumsuz düşünceler getirir ve aklımız olduğumuzu düşünürsek, meydana gelen her düşünceyi dinlemeliyiz. Sonuçta herkes temelsiz, olumsuz düşüncelerin tam anlamıyla üzerimizdeki gücü ele geçirdiği duruma aşinadır ve onlardan kaçış olmadığı hissi vardır ve her zaman da olacak. Olumsuz düşünceden kurtulmak ve olumsuzluğu zihinden uzaklaştırmak için 4 harika yöntem var ve bunlardan ikisini hemen şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. İlk tekniğe kesip atma tekniği denir. Ve kesip atma tekniğinde kendimizi olumsuz bir şey düşünürken bulduğumuz an hemen onu keseriz ve zihnimize tamamen farklı bir düşünce ekleriz. Tartışmayız, analiz etmeyiz, ona karşı savunma yapmayız, sadece keseriz. Bu tekniğin anahtarı olumsuz bir düşünce hakkında düşünmeye başladığınız andır. Örneğin aklınıza şu düşünce gelebilir. Ben hiçbir şeye değmem, bana özel hiçbir şey olmayacak. Ve kendinizi bunun hakkında düşünürken yakalayıp bekleyin. Bu olumsuz bir düşünce, kesip atın ve tamamen farklı bir tane ekleyin. İkinci teknik tamamen farklıdır. Bir düşünceyi kesmek yerine basitçe etiketleriz. Kendi kendimize diyoruz ki, şu anda içimde olan olumsuz bir düşünce yaşıyorum. Bizim üzerinde bizim ona verdiğimizden daha fazla gücü yoktur. Ve şimdi sizlerle bir şey paylaşacağım. Anladığınızda zihninizdeki tüm olumsuzluklardan %75 oranında kurtulacaksınız. Mesele şu ki negatif düşünceler sizin üzerinizde sadece onlara tepki verdiğinizde güce sahip olur. Olumsuzluğa cevap vermezsek onların bir gücü yoktur. Örneğin olumsuz bir düşünceyi düşündüğünüzde ve aman tanrım ne olacak sadece kötü bir şey olacağını biliyorum dediğinizde onun hakkında düşünmeye başlarsınız. Ve bu düşünce gücünü sizden alır. Negatifler psişik sülükler gibidir. Sizden beslenirler. Ve böylece ikinci teknikte kendimize bunun sadece olumsuz bir düşünce olduğunu hatırlatırız ve bekleriz. Bu sadece olumsuz bir düşünce diye etiketleyip düşüncenin gücünü elinden alırız. Demek istediğim, negatifler geldiğinde bizi uyarmak için yanıp sönen küçük bir ışıkla gelseler veya belki olumsuz bir düşünce duymak üzereymişsiniz gibi küçük bir uyarı sesiyle gelseler harika olmaz mıydı? İnanıp inanmamayı seçebilirsiniz. Yani böyle gelseler harika olmaz mıydı ama yapmıyorlar. Olumsuzluk geldiğinde yüksek güçlerin sesi olarak gelir. Tahmin edin size ne olacak? Böyle bir otoriteyle geliyorlar ve tabii ki gürültüde olmadığımızı anlamadığımız için oturup tüm bu düşünceleri dinlemek zorunda kalırız. Bundan sonra bunu yapmanıza gerek yok. Zihnin 6 yasasında 4. yasa kontrol yasasıdır ve sürekli olarak düşüncelerinizi deneyimlediğimizi belirtir. Ancak onları oyalama veya reddetme gücümüz ve yeteneğimiz vardır. Düşüncelerimizi kontrol ediyoruz. Bu yüzden bir dahaki sefere kendinizi olumsuz düşünürken bulduğunuzda neden bu tekniklerin birini deneyip ne kadar iyi çalıştıklarını görmüyorsunuz? Artık olumsuzluklara boğulmamalıyız. Artık bizim üzerimizde güçleri yok.
Şu andan itibaren olumsuzluğu zihnimizden uzaklaştırmak için tekniklerimiz var. Öyleyse onları kullanın. Bu videonun sizler için faydalı olduğundan eminim. Bu yüzden arkadaşlarınızla paylaştığınızdan emin olun. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler için zili tıklamayı da unutmayın. Aklın gücü sizinle olsun. Thank you.